diyeyim. Ben bugün yine aday adaylığından müracaata gelen, daha da şeyi konuşayım, meslektaşım, bir kardeşim Bülent Özer Bey bugün müracaat için gelmişler. Kendisine ve yanında gelen bütün arkadaşlarıma, siz değerli basın mensuplarına, teşkilatım ve şahsım adına hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Bu bir hizmet yarışı. Bu yarışta Rabbim kardeşimi muvaffak eylesin. Bundan sonra yapacağımız aday adaylığı süreci içerisinde bütün aday adaylarıyla beraber, hep beraber, bütün etkinliklerde beraber olacağımızı ve aday adaylığının neticesinde bir kardeşimize bu görev tevdi edilecek ama onun akabinde de hep beraber yine seçimlere gideceğimizi, ben burada aday adaylarımın namına arkadaşlarımın bu şeye düşüncede olduklarını inanıyorum. Tabii Bülent kardeşim daha önce belediye başkanlığı yapmış bir kardeşimiz. Haliyle onun akabinde 2014'te yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliği ve büyükşehir belediye meclis üyeliği yapan bir kardeşim. Ben bu çıktığı yolda kendisine başarılar diliyorum. Beşinci arkadaşımız Bülent. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Bu basın açıklamamıza, adaylık müracaatı açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sizin de bildiğiniz gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Aday adaylığı başvuruları başladı. 12 Kasım itibariyle aday adaylığı başvuruları bitecek inşallah. Biz de 2014'te olduğu gibi yine İskenderun'a hizmet etme yolunda, daha iyi hizmet etme yolunda bir yarış içerisinde girmiş bulunmaktayım. Allah'ım inşallah bu işte hakkımızda hayırlısını nasip etsin diyorum ben. Hakkımızda hayırlısı derken şunu kastediyorum. Sadece kendim için değil, başta ailem, eşim, çocuklarım, çekirdek ailem, partim, İskenderun, Hatay, Türkiye. Hakkımızda ne hayırlısı ise o olsun. Biz bu işe bu niyetle başlıyoruz. İnşallah bu bütün aday aday arkadaşlarımız hepsi birbirinden değerli, birbirinden başarılı. Bu işi en az bizim yapabileceğimiz kadar kapasitede olan insanlar. Bu bir güzel yarış. Biz birbirimize dayanışma içerisinde olacağız. 2014'te de aynı süreçten geçtik. 2014'te de aday adayı olduk. Aday olamadık ama adayımızla beraber gece gündüz bütün mahalle mahalle sokak sokak gezdik. 2014 yılında İskenderun AK Partili bir belediye başkanıyla buluşturduk. İnşallah bu süreç devam edecek. Biz daha iyi yapabiliriz düşüncesiyle bu işe soyunuyoruz. Ama diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde o niyetlerle bu işe başvuruyorlar.